Milliyetçi Hareket Partisi, Salı günleri gerçekleştirdiği grup toplantısını bu hafta Perşembe günü yaptı. Toplantıda başta anket şirketleriyle ilgili olmak üzere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, son dönemde vatandaşı iyice zorlamaya başlayan hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ve dünyanın benzeri görülmeyen bir dönemden geçtiğini ifade eden Bahçeli, KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın pençesindedir. Cebini düşünenler ülkesine ve milletine nankörlük yapan fırsatçılardır. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık, yine yaparız. Hayat pahalılığının üzerinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz diye konuşmasını sürdürdü. Enflasyon artmış olabilir. Hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir. Ama Allah'ın izniyle bunların hepsi geçicidir. Daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh günler ulaşmak için sabırla, sağduyuyla ve metanetle tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur. Covid-19'un yaraları henüz sarılmamıştır. Salgının neden olduğu tıkanmalar henüz açılmamıştır. Dünya çapında makroekonomik dengeleri ısrarlı hiçbir ülke, hiçbir devlet de yoktur. Beşeriyete musallat olan hastalık bütün beklentileri bozmuş, bütün dengeleri sarsmış, bütün hedefleri kesintiye uğratmıştır. Çünkü insan ve toplum sağlığının müdafaası için her devlet imkanları nispetinde seferber olmuş, kaynaklar bu uğurda harcanmıştır. Salgın geçti geçiyor derken 24 Şubat'tan itibaren Rusya ile Ukrayna'nın savaşı enerji ve gıda güvenliğini zedelemiş, bundan mütevellit zincirleme sorunlar bütün coğrafyaları sarsmıştır. Objektif bir şekilde diyebiliriz ki ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden, buna dikkat etmeden Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tamtamları çalmak, bittik, tükendik, iflas ettik, perişan olduk masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına göz yumamayız. Allah nimetin kefilidir. Bugün elimizde yoksa yarın olacağına inanırız. Ancak pirenin deve yapılmasına, bir kaşık suda fırtınalar koparılmasına asla duyarsız, asla ilgisiz kalmayız, kalamayız.